Günaydın. Ben biraz önce yeni uyandım ama tabii böyle saçı falan topladım biraz daha düzgün durması açısından. Ben sabah uyanır uyanmaz böyle direkt aç olanlardanım. Yani şu anda karnım aç uyandım. Genellikle aç yattığımız için böyle oluyor. Şimdi hemen hiç su falan içmedim. Direkt gidiyorum. Dişlerimi fırçalayacağım önce. Yüzümü falan yıkayacağım. Daha sonrasında kahvaltı hazırlamaya geçeceğim. Ve bugün biraz az uyudum. Yani 7 saat falan uyudum galiba. İdare de eder aslında. Çok şey değil. Onun için kahvaltımı yapacağım. Hemen dışarı çıkmam gerekiyor. Bunun için de kahve içeceğim. Normalde kahvaltıda bazen içmiyorum. Kahvaltıdan sonra içiyorum. Çay da yapmayı üşeniyorum açıkçası. Öncelikle limonlu suyumu hazırladım burada. Onu içeceğim. Daha sonra burada kahvaltımı da hemen hazırladım. Yarım domates, bir tane salatalık, bir biber. Böyle ben yeşil zeytin çok seviyorum. O yüzden yeşil zeytin koydum. Bugün ara öğün yapabileceğimi inanmadığım için birazcık ceviz koydum. Ve çok küçük bir ekmek. Ve yumurtam birazcık cıvık olmuş. Bunun acelem vardı biraz. Onu çok haşlayamamıştım. O yüzden onu bu şekilde ayrı koydum. Hemen şurada da kendime bir kahve yapıyorum. O çok ses çıkartıyor yaparken. O yüzden onu kapattım. Onu da hemen açacağım. Şimdi afiyet olsun. Şimdi dışarı çıktım, yürüyorum. Şimdi çarşıya gideceğim. Çarşıda birazcık işim var. Onları halledeceğim. Büyük ihtimalle 3-4 saatte falan evde olurum diye düşünüyorum. Birazcık yürüyeceğim. Çarşı çünkü çok uzak değil. Ama sanırım yağmur yağacak. Biraz öyle bir hava var. Şöyle. Çok kısa. Kombinimi de hissedeyim. Gözlük takmıştım ama sanırım şapka taksam çok daha uygun olacak. Sonunda şimdi eve girdim. Saat bakıyorum. Saat 2:05 geçiyor. Ben kahvaltı yaptığımda saat 10 falandı. Şimdi dışarıda hiçbir şey yemedim, geldim. Hatta bir şey bile içmedim. Yalnızdım zaten, o yüzden çok durmadım. Sadece biraz dolaştım, bir şeyler aldım, geldim. Şimdi birazdan yemek yiyeceğim. Yemek yapacağım daha doğrusu aynı zamanda. Ne yemek yapacağımı şu an çok bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Şimdi çarşıdan neler aldım? Kısa işte onları göstereceğim size. Önce tam buğday ekmeği aldım. Her zaman düzenli olarak tam buğday ekmeği yemiyorum. Böyle arada başka ekmekler de yiyorum. Daha sonra tekrardan tam buğdaya dönüyorum. Ama tam buğday ekmeğini de bayağı seviyorum bu arada. Ama yine de normal ekmekler kadar çok fazla sevmediğim için az tüketiyorum. Unonun bu şeyi aldım. Bunu ben değişik değişik markalarda alıyorum. Şu anda bu denk geldiği için bunu aldım. Bir de bizim daha sonrasında salatasını falan yaparım diye düşündüğüm için bu şekilde bir ton balığı aldım. Genellikle ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Sabah böyle istediğim şeyi yiyorum gibi. Yani mesela tost falan da yediğim oluyor. Çünkü hızlı bir şekilde kahvaltı yapmam gerekiyor. Yulaf da yediğim zamanlar çok oluyor. Yani kahvaltım böyle çok değişiklik gösterebiliyor ama kahvaltı kesinlikle çok doymama özen gösteriyorum. Öğle yemeğinde de daha böyle atıyorum kızartma yiyeceksem, daha böyle ağır yemekler yiyeceksem tüketiyorum. Ama akşam yemeğinde genellikle sadece sebze, çok nadiren böyle dışarı çıktıysam ızgara ürünleri, veya akşamları böyle sadece işte salatadır şeydir. Bu şekilde daha hafif öğünler tüketmeye çalışıyorum. Evet. Aynı zamanda Gerçis'e gittim. Gerçis'ten de neler aldım hemen çok kısa göstereceğim. Gerçis'e gittim ama Gratis'ten öncelikle palettenin bu şekilde bir şöyle gösteriyorum. Saç rengi açıcı spreyini aldım.
Ben çok uzun süreler saç ilacı sprey kullanıyorum. Az çok uzun süreler diyorum ama yaklaşık olarak bir yıldır falan kullanıyorum. 1,5 yıldır falan kullanıyorum. Bunu yeni gördüm. Duştan çıkıyorsunuz, saçlarınız ıslak. Daha sonrasında bu spreyi saçınızın neresi sarı olmasını istiyorsanız oraya sıkıyorsunuz. Dağılması için eşit bir şekilde tarayabilirsiniz. Taradıktan sonra saçınızı kurutuyorsunuz ve gerçekten hemen etkisini görebilirsiniz. Yani bunda nasıl bilmiyorum ama daha önce kullandıklarımda görüyordum. Bu da 2 tona kadar etkili bir şekilde açması olduğunu söylüyor. Saçlarım zaten benim için yeterince sarı. Benim için 1-2 ton açması yeterli olacaktır. Meraklı kullanacağım gerçekten. Aynı zamanda Gratis'ten şöyle de bir şampuan aldım. Şampuan almak da açıkçası bayağı böyle ne denir? Kararsız kalıyorum. Çok fazla şampuan çeşidi var ve bence şampuanın da böyle saçımıza çok aşırı derecede iyi geldiğini düşünmüyorum. Önemli olan saç kremleri, maskeler daha çok iyi geliyor gibi geliyor bana. Bundan dolayı bir de sürekli şampuan değiştiriyorum. Çünkü saçımızın bir şampuana böyle alışmaması gerekiyormuş gibi bir şey duymuştum ben daha öncesinden. O yüzden sürekli böyle değiştirici şampuanlar kullanıyorum. Şu anda Pantene şampuanı kullanıyorum ama bu sefer Gliss'in bu saçı parlattığını iddia eden bir şampuan. O yüzden bunu aldım. Daha sonrasında Rozman'a gittim. Rozman'dan şöyle bir Dermoklin bir kil. Dermoklin kil. Komik oldu. Dermoklin bir maskesini aldım. Çok fazla maske arıyorum açıkçası son günlerde ama gerçekten böyle Watsons'ta çok sevdiğim bir maske var ama Watsons'a gidemiyorum. Watsons'a gitsem hemen alacağım. Bunu da açıkçası ilk defa kullanacağım. Tamamen merak ettiğim için aldım. Deneyimlerimi size paylaşmayı çok isterim daha sonrasında. Aynı zamanda tabii bir tane de pamuk aldım. Şöyle bir far paleti aldım. Bunu kullanmayı çok istiyorum. Çok yakın bir zamanda kullanacağım. Yeni ürünlerle makyaj gibi bir video çekersem eğer veya herhangi bir başlıkla bunu kullanmayı çok istiyorum yakın zamanda. Özellikle hangi renklerine bayıldın derseniz şu renge bayıldım. Tabii bunların şeyleri de önemli bizim için ama bunu ne kadar aldım bu arada? Hiçbirinin fiyatını da söylemedim size ama bu 40 lira gibi bir fiyattı. Revolution'un bu şekilde paletlerinin performansı orta derecede. Bundan ben de daha önce de aldığım bir vardı ama bu daha büyük sanki ondan. Bir bakacağım hemen. Düşürdüm bir şey. Evet. Şu vardı bende. Bu daha küçük bundan. Bu Revolution Pro. Revolution'ın kendi markası değil mi acaba? Onu da merak ediyorum. Alt bir şey mi acaba ama hiçbir fikrim yok. Yani Revolution gördüm diye aldım. Böyle çok güzel renkleri var. Şu renkler benim favori renklerim yine. Altın renkleri. Bakalım kullanırsak görürsünüz ne kadar güzel olduğunu. Daha sonrasında benim Trendyol'da gördüğüm ama daha sonrasında sepetime ekleyip alamadığım bir ürünü gittim mağazasından buldum. İnşallah yakın zamanda evlenmeyi planlıyoruz. Bundan dolayı böyle benim için şeyler daha önemli hale geldi. Böyle bardaktır, tabaktır bu ürünleri böyle çok beğenerek bakıyorum. Geçtim hevesli bir şekilde bakıyorum. O yüzden Bahadır'la kendime bir bardak aldım. Kahve bardağı. Hemen onu da size göstereyim şöyle. Bunu ben işte görmüştüm ama sonrasında alamamıştım. Şöyle English Home'dan aldım bunları. Şöyle 2 tane. Bahadır siyah, mat böyle bardaklara bayılıyor. Geçen gün onunla Keramike'ye gitmiştik. Bir şeyler alalım diye. O zaman da tuturdu böyle siyah mat bir bardak alacağım diye. Ben aslında aynı bardak istiyordum ikimizin ama ben kırmızı aldım. O bu, şey aldı. Siyah aldı. O yüzden böyle ikimizin de aynı olacağı bir ürün aldım. Bunu Trendyol'da 35 liraydı. Ama oradaki 35 lirayı kaçırdığım için mağazasından 40 liraya aldım. Ama 40 lira da çok pahalı değil bence ikisi için. Yani 5 liranın şeyini düşünmüyorum. Bunu şu anda kullanır mıyız bilmiyorum ama çok hoşuma gittiği için kullanmak istiyorum açıkçası. Yani evliliği bekleyebilir miyim bilmiyorum. Açıp bir bakalım isterseniz birlikte nasıl olduklarına. Şöyle. Şöyle uzun. Gayet de güzel bardak. Çok şık duruyor.
Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Bahadır idare az seviyor sevmiyor. Benimle birlikte içiyor sadece. Ama çok hoşuma gitti bunlar. Bir ta eğer siz bu şekilde siyah rengini istemezseniz bu bardakların şöyle de vardı. Beyazı bir de grisi vardı. Grisi de bu arada çok güzeldi. Yani eğer böyle hani sadece iki tane olmasın, daha fazla olsaydınız böyle hani takım olarak altılı dörtlü bir şekilde farklı renklerini de seçebilirsiniz. Bir de bunu aldım. Bu kadardı alışverişim. Şimdi kendime güzel bir yemek yapacağım. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Belki bulgur pilavı yaparım. Son günlerde çok yapıyorum çünkü. Artık biraz elim alıştı. Bilmiyorum, göreceğiz bakalım. Bir an önce yapsam iyi olur. Yemeği yapıp hemen pişirip geliyorum. Öğlen yemeğim olarak bu şekilde sebzeli bir bulgur pilavı yaptım. Yanına da biraz yoğurt ekledim. Normalde bulgur pilavının yoğurtlu yemeği çok seviyorum ama aynı zamanda bulgur pilavını acı yapmışım. Biberler acıymış, bilmiyordum. O yüzden bu şekilde yoğurtla tamamlayacağım. Evet, bu da akşam yemeğim. Öğleye tabii ki de çok benziyor. Çünkü bulguru birazcık fazla yapmışım. Yanına yine biraz yoğurt koydum. Ve biraz da karnabahar haşladım. Sadece haşlayıp koydum onu. Çünkü sebze olsun diye. Zaten pilavdan da çok az koydum. 2,5 kaşık, 3 kaşık gibi bir kaşık olarak koydum. Şu anda çok aç değilim. Saat 18. Ama daha sonrasında acıkacağım bildiğim için yavaş yavaş bunu yiyeceğim. Aynı zamanda bir dizi başlamış, Bir Başkadır diye. Onu da izleyeceğim. Hadi afiyet olsun. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yaptım ve o sırada sürekli izlediğim bir dizimi izleyeceğim. Birazcık dinleneceğim. Daha sonrasında sporuma başlayacağım. Spor yaptıktan sonra bir şey yememeye dikkat ediyorum. O yüzden akşam yemeğinden sonra spor yapacağım. Şimdi sporumu yaptım, geldim. Güzel bir duş aldım. Üstümü değiştirdim. Ve size videonun son halini paylaşıyorum. Şimdi sporumu yaptım, geldim. Duşumu aldım. Üstümü değiştirdim. Şimdi büyük ihtimalle dizimi izlemeye devam edeceğim. Aynı zamanda eğer acıkırsam güzel bir meyve yiyebilirim. Genellikle elma, nar, ayva. Bu şekilde mevsimsel meyveleri tercih ediyorum. Daha sonrasında kitabımı okuyup yatacağım. Çünkü sabah erken kalkıyorum. Çok geç yatmıyorum bunun için. 12.30, 1 gibi falan yatıyorum. Daha öncesinde yatmadan önce yenebilecek besinlerle alakalı olarak bir video çekmiştim. Onu yukarıya koyarım. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Daha sonrasında spor rutinimi paylaştığım bir video çekmeyi de düşünüyorum. O yüzden buraya dahil etmedim. Bu şekilde videoların devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Siz ne kadar çok bana abone olursanız beğenim artarsa o şekilde ben de size video çekmeye devam ederim. Artık haftada iki kere video paylaşacağım. Hem çarşamba hem de cumartesi günleri saat 18'de paylaşıyorum. Instagram adresimi de altta belirteceğim. İsterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum buradan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.